Gül yaprakları çok çeşitli kullanım alanları olan doğal ve hoş kokulu bir malzemedir. Özellikle arkadaşlar bahçemizde yetiştirdiğimiz veya park bahçelerde gördüğümüz doğal alanlarda bulunan yabani gül bitkileri de olabilir. Bunlardan aldığımız yaprakları farklı şekillerde kullanabiliriz. İşte bu videomuzda yaklaşık 5-6 farklı kullanım yönteminden kısaca bahsedeceğiz. Değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten gül çok şifalı, müthiş bir bitki. Şimdi nasıl kullanılır kısaca anlatalım. Gülün en çok kullanıldığı alanlardan birisi çay ve içecek olarak kullanımı. Özellikle gül çayı kurutulmuş gül yapraklarının bir bardak kaynar suda yaklaşık bir avuç miktarı kadar konulur. Birkaç dakika bekletildikten sonra demlenir ve bu şekilde hem lezzetli hem de rahatlatıcı bir içecek elde edilir. Aromalı içeceklerde de kullanılabilir. Özellikle limonata yapımında kokulu güller kullanılır ve bu şekilde hoş bir aroma elde edilebilir. Kozmetik ve cilt bakımında çokça kullanılan bir malzemedir gül yaprakları. Gülün belirli bir miktarda kaynatılarak elde edilmesi ve tonik olarak kullanılması, kanalımızda bununla ilgili videomuz var, takip edebilirsiniz. Ve yine maske yapılarak da kullanılır. Özellikle gül yaprakları taze haldeyken ezip yoğurt ve bal ile karıştırılarak doğal bir maske yapılabilir. Dekorasyon ve aroma terapide de gül yaprakları çokça kullanılır. Kurutulmuş gül yaprakları diğer kurutulmuş çiçek ve baharatlarla karıştırılarak hoş kokulu bir potpourri elde edilebilir. Yine banyo tuzlarında gül yaprakları rahatlatıcı ve aromatik bir banyo keyfi için kullanımı mümkündür. Yemek ve tatlılarda gül kullanımı oldukça yaygın. Özellikle taze gül yaprakları şeker ve su ilave edilerek gül reçeli veya gül marmelatı yapılabilir. Süslemelerde tatlıların ve pastaların üzerine dekoratif olarak kullanılabilir ve gül yaprakları yemeklerimize farklı bir görüntü ve lezzet verebilir. Sağlık ve şifa açısından da gül yaprakları çokça kullanılıyor. Özellikle gül yaprakları antioksidan ve antiinflamatuar özellikler taşır. Bu nedenle şifa çaylarında kullanılabilir. Stres giderici gül çayı tüketilebilir. Özellikle gül yapraklarının kokusu stres ve anksiyete üzerinde rahatlatıcı bir etki var. Düzenli ve devamlı kullanımında bu faydaları sağlayabilir. Son olarak arkadaşlar gül yaprakları el sanatları ve hediye yapımında da kullanılır. Özellikle koku keselerine kokulu gül çeşitleri konarak ortamda mis gibi bir koku sağlanmış olur. Yine sabun yapımında gül yaprakları eklenerek doğal ve güzel kokulu sabunlar yapılabilir. İşte değerli dostlar bu videomuzda gül yapraklarını çeşitli şekillerde basitçe nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.